İyi akşamlar. Öncelikle tabii kaybettiğimiz için üzgünüz. Onu söyleyeyim. Maça baktığımızda kırılma anları vardı bizim için. Özellikle önü geçtikten sonra skoru arttırma şansları da yakaladık ama maalesef bunlarda başarılı olamadık. İlk yarıda çok iki taraflı oyun oldu. Çok gidiş gelişli oyun oldu. İki taraf çok rakibi çok kontrol atak yapma imkanı sağladık ilk yarıda. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oynamaya çalıştık. Baktığımızda kötü bir müsabaka kaybettik. Tabii ciddi şanssızlıklar da yaşadık oyun içerisinde. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları var. Onu da tebrik etmek lazım bugün itibariyle. Gerçekten takımın oyunda tuttu, kazanmasını sağladı diyebiliriz. Olabiliyor ligde bu tür müsabakalar. Kaybedebiliyorsunuz maçları. Bugün de istemediğimiz bir skor ve oyunsal anlamda da bazı istemediğimiz şeyler oyun içerisinde gelişti. Özellikle basit top kayıpları istemediğimiz şeylerin başında gelen şeydi ama onun önünü kesemedik. Sonuçta mağlup olduk. Çok kötü bir oyun oynadık mı? Zannetmiyorum çok kötü oyun oynadığımızı. 10 kişi kaldıktan sonra bile neredeyse oyunun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 2-3 tane net pozisyonumuz vardı ama bugün top bizi sevmedi diyebilirim. Bundan sonrasına bakacağız. Olur böyle kayıplar futbolda. Uzun bir sezon oynuyoruz, doğaldır. İnşallah bundan sonra bu tür sonuçlar yaşamayız. Yani bugünkü futbol derken ben oyunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Skor tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Kazanmak isterdik doğal olarak ama dediğim gibi oluyor böyle sonuçlar müsabakalarda. Oyun olarak da çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Oyunun üstünlüğü bana göre çok net bir şekilde bizdeydi. Hatta 10 kişi kaldıktan sonra bile bizdeydi ama dediğim gibi kaybettik. Söylenecek fazla bir şey yok. Önümüzde oynayacağımız maçlar var. Onları hazırlanmalıyız. Ara transferde istediğimiz oldu mu derken yani kulübümüz ekonomik şartlarda uygun olan her şeyi yönetimimiz yapmaya çalışıyor. Çok da fazla o konulara girmek istemiyorum. Yani sonuçta alınacak oyuncular için bir de ekonomi boyutu var. Ekonomi boyutunu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Bu benim kontrolümde olan bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani elimizden geldiğince yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Mevcut şartlar şu an böyle. Başka? Yani hocam Dorukhan kaptan olması. Dorukhan ne zaman kaptan oldu? Sonradan. Sonradan oyunda. Yani olabilir. Orada bantı birinin takması gerekiyordu. Dorukhan taktı herhalde. Yani bu maçın tamamında konunun bu olmaması lazım bence. Onu söyleyeyim. Yani çok onu düşünecek durumda değiliz şu anda ama tabii Dorukhan'ın gördüğü kırmızı kart var. Dengesiz bir hareket yaptı. O da kart görmek istemezdi tabii. 10 kişi bırakmak istemez takımını ama dediğim gibi bu futbol, bu enteresan bir oyun. Böyle sonuçlar, böyle olaylar olduğu için bu oyun güzel. O yüzden çok fazla büyütmemek lazım. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp onlara konsantre olmak istiyoruz. Bu çok önemli çünkü. Ya Cenk alternatif oyuncularımızdan bir tanesiydi. Tabii ki başka oyuncularla da ilgilendik transferde. Dediğim gibi işin ekonomik boyutu var. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cenk de bizim camiamızın oyuncusu. Premier Lig'de oynayan, milli takımda oynayan Türk önemli bir oyuncu. Onu söyleyeyim. O da geldikten sonra umarım ondan da faydalanırız. Hocam teşekkür ederim. İyi akşamlar.